Tövbe. Tövbe ya Rabbim ya. Ya yenge senin bu Muzaffer'den haberin var mı? Sesi soluğu çıkmıyor, telefonlara da bakmıyor. Yok be Cevriye, 2 gün oldu gideli, nereye gitti bilmiyorum, hiçbir şey söylemedi, haber vermedi. Yok, yok, yok. Fülya Hanım. Fülya Hanım, ne oldu? Daldın gittin yine. Yine daldın gittin. Bana bak, hiç üzülme. Her şey hayırlı olacak. Bak göreceksin. Sen demiştin Ganimet abla diyeceksin bana. Dalar gider tabii de. Oradan buradan bebek peydahlamış. Bir de dertleniyor. Benim koca olsa çeker vurur vallahi billahi. Sus be. Tüh be, tüh be. Bugün böyle çok yakın bildiğim bir iki arkadaşım var, onlara gittim. Hepsi bir sürü bahaneyle kapıyı yüzüme kapadı, biliyor musunuz? Anlayacağınız, beni sizden başka isteyen yok. Sultan Hanım'a takıldı kafam. Ne olmuş Sultan Hanım'a? Sultan ablanın nesi varmış ki? Bilmem ki, benden duymanız doğru olur mu? Efsun aslında Sultan Hanım'ın kızıymış. Ama. Abu. Her gün başka bir sır, her gün başka bir skandal, yemin ediyorum. Vallahi bir günde Zeynep senin kızın çıkmasa hiç şaşırmam Dümur. Ay, anne, sen yandın mı? Ay, anne. Sen ne diyorsun be kadın? Senin ağzından çıkana kulağın duyuyor bakalım. Ne biçim konuşuyorsun sen? Uğursuz ağzı, şom ağzı kadın. Yeter artık, sus diyorum sana. Şaka yaptım, şaka. Ne var bunda bu kadar celallenecek? Vay vay vay. Demek sultan kızını Efsun sanıyor. İşe bak sen. Kızının Zeynep olduğunu öğrenirse bana çuvalla para verir. Dur şunu açayım da az kafamız dağılsın. Herkes birçok gergin nedense. Gün geçmiyor ki kadınlar daha alımlı, daha çekici olmak için bin bir türlü fedakarlığı göze almasın. Fox Haber olarak bugün yeni açılan bir güzellik merkezini ziyaret ettik. Bölgesel yağlarını aldıranlar, kalıcı makyaj yaptıranlar, lazer epilasyona girenler. Evet, hepsinin tek bir amacı var, daha güzel olmak. Peki nedir dış görünümü böylesine önemli kılan? İç güzelliğin kıymeti unutuldu mu? Evet, bugün gittiğimiz güzellik merkezinde öyle bir hikayeyle karşılaştık ki hepimizin durup bu sorunun cevabını düşünmeye zorlayacak. Şimdi kararı siz verin. İç güzellik mi daha önemli, yoksa dış güzellik mi? Bu güzellik merkezinde her gün onlarca kadın cilt bakımı yaptırıyor, fazla kilolarından kurtuluyor. Ama hiçbirisi bizi Muzaffer Kaya'nın hikayesi kadar etkilemedi, yüreğimizi dağlamadı. Evet Muzaffer Hanım, bize biraz kendinizi tanıtır mısınız? Merhabalar. Aa, Muzaffer Alan değil mi? Aa, vallahi o ya. Ben buraya Kısmetsizler Mahallesi'nden geldim. O vallahi da billahi de o. Başka insan evladı mı var zaten ona benzeyen? Muzaffer, bunun ne işi var burada be? Malum adı da üstünde, Kısmetsizler Mahallesi'nde bir kısmet kapılı bir sürü hanım öyle var, yaşıyoruz beraber. Ben de bütün o ablalara, kadınlara selam söylemek istiyorum buradan. Şükriye ablam olsun, Süreyya ablam olsun, Sultan ablam var. Yani bir de Ganimet yengem var tabii ama ondan geçti çoktan. Bir de Öz ablam var, Öz ablam Cevriye var. Onunla küsüz ama öyle, ona da selam olsun. Ben de varım Muzaffer.
Ben de artık kısmetsiz değilim. İşte ablacığım, bütün bu bayanların hepsi bizim mahalledeki. Hepsi evde kalmış kız kurusu ya da dul. İşte ben de o kız kurularından Muzaffer Kaya. Bize neden burada olduğunuzu biraz anlatır mısınız? Belki bir kısmetim açılır diye komple bir değişiklik yapmak için geldim buraya ablacığım. Öyle ben yani gerçekten bambaşka bir insan olayım istiyorum burada. Peki bu kadar eziyete değer mi? Ablacığım! Ablacığım bize başka çare bıraktılar mı bu hayatta ha? Sanki iç güzelliğinin bir önemi var mı bu hayatta ha? Sevmek, emek vermek, saçını süpürge etmek, buna ne önemi var hayatta? Ne önemi var? İlla manken gibi olacaksın, 60-90-60 olacaksın. Kaşın, gözün, boyun, posun güzel olacak. Anca öyle istiyorlar seni, anca öyle istiyorlar bu hayatta ya. Madem öyle, ben de dedim hodri meydan. Süsleneceğim, püsleneceğim, giyineceğim, kuşanacağım, takıp takıştıracağım. Böyle ne yap, bir karış makyaj yapacağım. Topukluları da gezeceğim. Topukluları da giyeceğim. O mahallede fıttırı fıttırı gezeceğim. Tamam mı? Peki siz nasıl bir eş arıyorsunuz? Abla, benim aslında gönlümde birisi var. Aslında sadece o beni beğense benim için yeter. Benim için dünyalara bedel. Yeter ki beni sevsin be abla. Yeter ki beni sevsin, beni ortada bırakmasın. Başka bir şey istemiyorum. Ben zaten onun için buradayım ki. Abla. Abla ben birini çok sevsin. Ama o bana bakmıyor. Beni sevmiyor. Çirkinim diye mi sevmiyor beni? Yoksa ben şişmanım diye mi beni sevmiyor? Neyim eksik benim diye düşünüyorum hep abla ya. Ağlamayın lütfen Muzaffer Hanım. Çok üzdü beni ya. Ben onu bütün kalbimle sevdim abla. Ben onu bütün yüreğimle sevdim ya. O ne yaptı biliyor musun? O ne yaptı biliyor musun? O da gitti benim ablama aşık oldu. Tutturdu ablasını istiyorum diye tutturdu bana nasıl koydu bu biliyor musun abla? Bana nasıl koydu biliyor musun? Üzülmeyin Muzaffer Hanım. Eğer o kişi sizin içinizdeki güzelliği göremediyse sizi hak etmiyor demektir. Unutun gitsin. Unutamıyorum abla ya. Unutamıyorum işte. Herkes bana aynı şeyi söylüyor. Senin gibi ama unutamıyorum. Biz Muzaffer Hanım'ı daha fazla üzmeyelim. Ve umalım ki bu anlattıkları boşa gitmesin. Herkes bu konuda şapkasını önüne koyup biraz düşünmeli sanırım. Abo. Bunların hepsi koca manyağı olmuş be. Sen ne diyorsun be kadın? Azıcık sus. Muzaffer biraz daha bakımlı olmak istiyor. Kendine özenmek istemiş. Ne kötülük var bunda? He, devamlı konuşuyorsun uğursuz ağızlı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.